İyi akşamlar Tüpraş. Günlük grafik 21 Ocak'tı galiba. Onun da bir videosunu yapmıştım. 179 kapanışı vardı. Burada tam 20 ortalamanın üstündeydi 21 Ocak'ta. Yani video 23'ünde geldi galiba da. Pazara denk geliyordu. Cuma kapanışı şeyle, mumuyla yapmıştım. Tabii bir destek alanındaydı. O videoda anlattığımı hatırlıyorum. Yani çok yakın ama bir destek alanı neticede. O alan kırıldı. Pazartesi tabi rezalet bir gün. Arkasından gördüğünüz gibi 162'ye kadar yine anlatmıştım bu desteği. 50 ortalamanın altında kırılımı 162'deydi. Orada en azından bir destek almayı başardı. 162 civarındaki destek çalıştığını gördük. Şimdi momentum tabi hala sıkıntılı yani. Böyle çok güzel bir momentum öyle pırıl pırıl parlamıyor. Bir kırmızı çizerseniz bağlarsanız düşen tepeleri birbirine. Kırmızının altında oldukça tedirgin bir durumdur. Dolayısıyla yani buradan sonra 162 desteğine bakarız. 162 desteği bozulmaya başladığı zaman yeni bir dip arayışına doğru gider. Bu tür grafikler yani genellikle böyle çalışması beklenir. Gider. Çok kesin bir laf oluyor. Gider olarak o anlamda söylemedim yani. Kesin 140'ın altına düşer anlamında söylemedim. Ama tehlikeli bir momentuma sahip olur. Yani çok sevdiğimiz bir hareket olmaz Tüpraş açısından. Dolayısıyla 162 desteği kontrol edilmeli. Yukarıda 185'in üstüne bir hareket en azından Tüpraş'ta. 185 lira önemli bir alan. Üstüne bir hareket. Arkasından 195 civarlarına bir temas beklenebilir ki burada 195 ve 200 bandı kırılıyorsa orada ben tabii yeni bir hareket. Yani Petkim'de de öyle yani. Onda da anlattım. Şimdi burada 200 lira var. Davranışsal. Orada 10 lira var. Orada 980'de yoğunlaşmıştı. Satıcılar burada da 190'da yoğunlaştı. Yani aslına bakarsanız orada 20 kuruşma alttan davranışsal alanın altından burada 10 lira altından yoğunlaştı. Hani burada da 200 lira kırılırsa onun için yeni bir alana gidiş ya ararım ben mantıksal olarak ararım. Ben yani tekniği mekniği bir kenara bırakın artık derim ki piyasa 200 veriyor mu? Bu alan geçildi. 190 kırıldı. Kapanışlar gelmeye başladı. 200'ün üstünde kapatma. O zaman Tüpraş'ta derim piyasa bir şey fiyatlıyor. Ama herkes birden bildiği bir şey fiyatlıyor. Yani herkesin bildiği bir şey veya bilmediği bir şey. O önemli değil. Ama yeni bir fiyata, yeni bir adım ve 220'ye bir temas arkasından beklenebilir. 50 ortalama şu an çok işler değil. Sanırım onu son videoda söylemiştim. Yani Tüpraş'ta 50 ortalama çok dikkat edilen bir alan olmadı. Yani burada çekilmede de olmadı. Çekilmeden sonra pek ciddi bir direnç olarak da görmedik aslına bakarsanız. Ama yine de değerlendirilebilir yani 170 lira. Bir anlamı benim için yok. Kendi adıma söyleyeyim. Benim için 150 ortalama bir anlamı yok. Ama isteyenler tabii oraya göre de bir iş, bir strateji kurabilir. Ya hacimler çok kötü değil onu söyleyeyim. Aslında satışlar burada bu alanda karşılanabildiği kadar iyi niyetli karşılıyor bence piyasa. Sert günler de oluyor, sert satışlar da oluyor. Ama öyle çok majör düşüşe şimdilik neden olmuyor. Bu belki olumlu yorumlanabilir. Aylık ortalamanın altındayız. Ona itirazım yok. Ama hani böyle çok Ağustos, Ekim aylarında gelen o hacimlenme henüz böyle tam anlamıyla sönümlenmiş değil. Tabi borsada da hacimde biraz sorunlar var. Onu da söyleyeyim. Tabi RSI'de aynı. Kırmızı çizgiyi çekin. Aynısı RSI'de de var. Yani bu bir tabi düşüş momentumundan dikkat etmek gerektiğini gösteren bir hareket, bir grafik. MACD'ye bakıyorsunuz o da bir miktar negatif. RSI gene de bir dengede yani. Buradaki 4-5 günlük hareket RSI'de bir dengeye kavuştu. 90 şey özür dilerim 45'in altına da düşmesine pek izin vermedi. Yani bir momentumun sönümlendiğini görüyoruz burada. Yani şuradaki sert momentumun 190 civarlarından gelen o sert momentumun 162 ile bir miktar sönümlendiği gözüküyor. Yani yeni bir kırılım olmazsa 162'nin altına hiç olmazsa buralarda sağa yayılması da belki tercih edilebilir. Yani düşemeyen şey yükselir arkadaşlar. Genellikle böyle çalışır piyasalar. Bir şey düşemiyorsa belli bir fiyattan destekten aşağı orada alımlar yoğunlaşmaya başladıysa tabii şimdi çok erken yani bugünden yarına bu grafik için söylemiyorum sadece. Genel olarak bir yeni bir düşüş momentumu olmuyorsa orada bir miktar tabii alımlar yavaş yavaş. Çünkü piyasa stabil gitmez. Yani dolar TL gibi olmaz hisse senetleri. Herkese iyi akşamlar.